Dün akşamdan beri tüm ülke olarak, tüm yurttaşlar olarak ülkemizde kurulmaya çalışan karanlık tezgahı hep birlikte gördük, yaşadık, izledik. Tabii yıllardır şunu söyledik biz. Demokrasileri demokrasi yapan parlamenter sistemdir. Kuvvetler ayrılığıdır. Demokrasileri demokrasi yapan demokratik kurallar içerisinde hukuk devletine güvenerek hukuk devletini geliştirmek, insan temel hak ve özgürlüklerini geliştirmek ve bunları uluslararası standartı taşıyarak ülkenizi büyütmek, korumak, güçlendirmektir aslında. Eğer neydi belirsiz, amacı belli, bir takım demokrasi dışı güçlerle bir takım yerlere ulaşmak için işbirlikleri yaparsanız, yani kediyle çuvala girerseniz, o kedi gün gelir, kolunuzu, yüzünüzü tırmalar. Bence bugün yaşadığımız budur. Toplumun hiçbir kesiminden destek bulamayan darbe girişimi hakkında açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı'nda katıldığı basın toplantısında siyasi partilerimizin kararlılıklarının yanı sıra parti farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu tavırla darbe girişimi başarısızla uğratılmıştır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, sivil yurttaşlara, sivil toplum örgütü yöneticilerine, seçilmişlere, atanmışlara 10 yıllardır bu cemaat tarafından uygulanan her türlü kirli oyunu, kumpası, tezgahı söylediğimizde bize gülünüyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada kimin doğru söylediği, kimin yanlış söylediği, kimin yanlış yaptığı ortaya çıkmıştır. Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından başlatılan ve halk tarafından engellenen darbe girişimi hakkında açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hiçbir CHP'li darbe olmasını istemez, hiçbir solcunun, hiçbir CHP'nin bırakın darbeyi teşvik etmeyi sempatiyle bakması dahi düşünülemez. Daha en başından Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hepiniz biliyorsunuz. Bu darbeye karşı çıktığımızı beğenmesek de, onaylamasak da bu seçilmiş iktidarı demokrasiyi savunma adına savunduğumuzu herkes gördü diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bu ülkede olan darbelerden ve solcular en çok zarar gören insanlar olmuştur. O yüzden hiçbir solcunun, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin bir darbeyi bırakın teşvik etmeyi, yanında yer almayı sempatiyle bakması dahi düşünülemez. Dün akşam en başında daha sürecin Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hepiniz biliyorsunuz. Bu darbeye karşı çıktığımızı seçilmiş iktidarı, halkın oylarıyla seçilmiş iktidarı beğenmesek de, onaylamasak da, eleştirsek de demokrasinin, seçilmişlerin her türlü darbeye karşı hep birlikte savunulması gerektiğini hep söylemiştik. Dün akşam da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun somut örneğini gösterdik. Bizim mevcut iktidarı eleştirdiğimiz, beğenmediğimiz, değişmesini istediğimiz ortada. Ama biz bu değişimin nasıl gelinmişse, ki sandıkla gelinmiştir, demokratik bir biçimde gelinmiştir, yine sandıkla olması gerektiğini ve bunun mücadelesini yaptığımızı ve bundan sonra da yapacağımızı hep söyledik, bundan sonra da söylüyoruz. Ama bir ülkede, cumhuriyetle yönetilen bir ülkede, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde gerekçesi ne olursa olsun, amacı ne olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın, bir darbeyi asla tasvip etmedik, asla desteklemedik, hep karşısında olduk ve hep karşısında olmaya da devam edeceğiz. Yaklaşan Kırkpınar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın iptal edilmediğini ise şöyle açıkladı. Edirne ile ilgili baktığımızda tabii pazartesi günü bizim Edirne'mizin en büyük bayramlarından, en büyük düğünlerinden biri var. Tabii ki gönül istiyor ki muhteşem bir Kırkpınar olsun, çok kalabalık olsun ama ülkenin içinde bulunduğu şartlar da ortada. Çok doğruyu söylemek gerekirse şu anda ne yapacağız, nasıl bir süreç yürüteceğiz, nasıl bir Kırkpınar etkinlikleri yapacağız? Açıkçası biz de bir karar verebilmiş, vermemiş demiyorum, vermiş de demiyorum, verebilmiş değiliz.
Gelişmelere göre tekrar sizlerin aracılığıyla halkımızı bilgilendireceğiz. Ama benim kişisel kanaatim, ülkede bugün toparlanma başladı. İşte operasyonlar sürüyor, gözaltılar sürüyor, tutuklamalar sürüyor. Karaağaç'ta bunlardan bir örnek. Herhangi bir sıkıntı olmadan pazartesi günü hem terörün hem darbenin arzulamış olduğu o günlük yaşamın sekteye uğratılması, insanların umutsuzluğa, karamsarlığa, kaosa sürüklenmesi hedefine prim vermemek adına ben pazartesi günü Kırkpınar'ımızın açılışını yapacağımızı düşünüyorum. Başka bir aksilik, başka bir olumsuzluk olmazsa ki inşallah.